4 tane gerçekten çok güzel maç izledik. Şu an 5. ve bugünün son maçıyla karşınızdayız. Always Return ekibi bizim ligin elit 2 takımından biri. 6-1'ler. Rakipleri Looking for Orc bugünkü diğer maçlarını kazandılar ve şu anda 7-1 oldular. Always Return da onları şu anda liderlik koltuğunda yalnız bırakmamak için bu maçı kazanmak isteyecektir. Chasing Haze takımı ise şu anda 5-2 ve gerçekten çok iyi durumdalar. Eğer bu maçı kazanırlarsa Always Return'la kendilerini eşitliyorlar aslında. Evet, senin de söylediğin gibi liderlik yarışında yara almamak adına bu karşılaşmayı kazanmak için çıktı Always Return tarafı. Chasing Haze için ise üst sıraları daha yakından takip edebilmek için, sıkı takipte kalabilmek için önemli karşılaşmalardan ve önemli sıralardan bir tanesi. Evet, gerçekten bugünün derbisi diyebileceğimiz bir maç aslında. Bakalım. Always Return ekibi gerçekten çok güzel bir oyun oynuyor oynadıkları her maçta. Ve böyle zayıf noktaları yok denebilecek gibi bir takım. Chasing Ace takımında ise yine güzel bir takım oyunu izliyoruz. Özellikle Nak Nako'dan güzel performanslar görüyoruz. Aynı şekilde bu oyun özellikle Luana Nak Nako eşleşmesini iple çekiyorum ben. Evet, üst koridorda güzel bir eşleşme izleyeceğiz gibi. Luana'nın Renekton'da yasaklandı. Onu da bildirelim ufaktan. Evet. Fiora'sı duruyor ama. Bakalım Tristana ile açılış yaptılar. Çaman'a Tristana'yı oynadı ve iyi de oynadı. Varner dedi ki tamam ben de oynayabilirim. Nişancı'ya gideceğini çok düşünmüyorum. Büyük ihtimalle orta koridor olacaktır. Bu sırada açık karakterlere baktığımız zaman Zaya şu anda hala açık. Zaya'nın yanında çok seçildiğini gördüğümüz Sejuani ve Azir derken Azir alıyorlar şu anda. Azir açık. Evet, Sejuani de değerli piklerden bir tanesi açıkçası. Ormanda iki tane, zaten dört tane yasaklama varken. Ama burada Poppy. Kesinlikle. Poppy de güzel bir seçenek. Sejuani'ye karşı da direkt olarak iyi bir tercih. Tristana'ya karşı da iyi bir tercih. O Tristana'nın durmadan o zıp zıp oyun stiline de karşı güzel bir anti olarak alınabiliyor. Azir ve Poppy ama birazcık orta koridor jungle ikilisini güçsüz bıraktı. Özellikle Tristana'ya karşı. Şimdi sol takım güçlü, yani evet Sejuani alabilirler. Ben Viego da alınabilir diye düşünmüştüm ama Sejuani gayet güzel. Mesela şu anda direkt Tristana bu orta koridor ormancı dörtlüsündeki açık ara en güçlü tercih. Yani Kai'Sa, Tristana ikilisini çok gördük daha önce. Kai'Sa çünkü büyü hasarı getirebiliyor masaya. Tristana'nın eksik bıraktı. Genelde Ivern'le gördük bu üçlüyü ama Sejuani'yle de çok iyiler. Eş abi ya, eş ya. Samira için ne düşünüyorsun peki? Güzel. Gayet okey. Tek sıkıntısı Sejuani'ye karşı oynamak zor. Tristana da itiyor. Nautilus da güzel bir tercih burada çünkü evet. Nautilus her türlü yasaklamaları gerekecekti. Yani Kai'Sa'nın yanına savaş başlatma desteklerini yasaklamaları lazım kitle kontrolüne sahip. Sen buradan eğer Nautilus alırsan rahat bir şekilde büyük ihtimalle bir Braum yasaklarlar diye düşünüyorum. Nautilus'a karşı çok iyi olduğu için. Bir de büyük ihtimalle ya Leona yasaklarlar, Rel zaten yasaklı ya da Alistar yasaklarlar diye düşünüyorum. Chasing Ace tarafı. Leona Evet. geldi. Senin de söylediğin gibi Leona geldi. Tabii üst koridor için yasaklamalar geliyor karşılığında da burada. Gragas şaşırdım. Ben nişancı yasaklamasını beklerdim. Always Be Tanır'ın. Samira Draven yasaklayabilirdi Always Be Tanır. Samira Ashe de yasaklanabilir. Bakalım. Ama şöyle Naknako'nun geçen haftalarda kusursuza yakın bir Gragas performansı vardı. Çok uzaktıysan sen de hatırlayacaksındır. Ya Nak Nak'a da Luana da şu ana kadar oynadıkları her karakteri bence çok iyi oynadılar. Ama evet Gragas çok iyiydi, kesinlikle haklısın. Son yasaklamada bir Olaf yasaklaması geldi. Bakalım son yasaklamasında Always Return'ır bir nişancı yasaklaması yapmak isteyecekler mi? Bakalım, yani en azından bence Samira'yı yasaklasalar güzel olabilir. Evet, Sejuani'ye karşı oynaması zor. Varus yasaklaması geldi. Burada Ashe gelebilir, Samira gelebilir. Kalista gelebilir. Hiç sanmıyorum Kalista geleceğini. Aslında Alkart. bence Samira için de gerekli şartlar var. İki tane nişancı var. Samira'nın ultisini çok bozabilecek bir şampiyon yok gibi görünüyor. Ya Tristan ultisi bozuyor da sonuçta o zaman Tristan ultisini almış oluyorsun ve seni genelde güvenli bir yere gönderiyor Tristan ultisi. Sejuani Q'su ve ultisi bozabiliyor. Ultiyi kolay kolay tutturamaz. Aa, Zaya açık hala. Unuttuk. Ve Kai'Sa'ya karşı iyi. Evet, unuttuk. Zaya şu ana kadar açık olması, yani Zaya'nın açık olduğunu bilseydim kesinlikle Zaya yasaklasınlar derdim. Blitzcrank Evet. iyi. Burada iyi bir tercih. Kai'Sa'yla da çok güçlü.
Çünkü Blitz çekiyor. Roket yumruğunu vuruyor. Roketel güç yumruğu olması lazım. Roketel güç yumruğunu vuruyor. Orada iki yük koyuyor bile. Brown Oo. daha iyiydi ama. Yani daha iyiydi. Evet, Blitz'te birazcık daha fazla yetenek atışı gerektiriyor. Brown'la bunu çok daha rahat bir şekilde koridoru güvenli bir şekilde oynayabilir. Dex Blitz farkı. riskli tercih. Braum daha garanti tercih. Bir de Braum Sejuani çok güçlü. Evet, Firel yoklular geldi. Evet, çünkü Braum Sejuani'de birine meydan değer yüklerini koyuyorsun. Meydan değer yüklerini patlattığın zaman Sejuani ve Braum yetişiyor o kişiye. Bir de üstüne Sejuani yüklerini bitiriyorsun. İki tane sersemletme almış oluyorlar. Kör Ornn çok normal. Karşısına burada Aatrox gelebilir, Gwen gelebilir. Oynarsa Gangplank gelebilir, Yone de gelebilir. Evet, bir tane Kami tercih izlemiştik aynı eşleşmede. Bakalım o tarz bir şey de gelecek mi, ama çok başarılı olamamıştı Kami'yle. Camille de gelebilir gerçi. Orada başta güzel oynuyordu Camille ama sonrasında Ersin'in kombosuna düştü. Evet, Oo. Nakano'nun İmza Yone'sinde. Ya şampiyonlardan. ben geleceğini tahmin ediyordum zaten açıkçası. Çünkü Yone böyle Kai'Sa, Tristana gibi karakterleri karşı inanılmaz yüksek hasar çıkartıyor. Yani gerçekten iki tane, üç tane vuruyor ve onları gerçekten tak diye ortalamdan siliyor. Öyle söyleyeyim. Böyle hızlı bir bakış attığım zaman sol kompozisyonda Kai'Sa'nın yetenek gücü oynayacağını düşünüyorum. Alt koridorda rahat sol kompozisyon bayağı. Nautilus'un burada çok oyun yapacağını düşünmüyorum. Orta koridorda çok büyük bir baskıları var. Üst koridorda Luana, Nagnako'ya karşı eşit gittiği senaryolarda bence Always Witanır ekibinin seçim ekranı daha iyi. Ama Chasing Ace'in burada kazanmak için Nagnako faktörünü ortaya sokması gerekiyor. Ama Luana da bütün sezon çok iyi oynadı. Bakalım eşite çok yakın seçim ekranları ama ben mavi takımı daha çok beğendim. Evet, karşılaşmaya geçtiğimizde tabii gidişat hakkında, takımlar hakkında daha detaylı konuşacağız. Günün son karşılaşmasında takımlar vadiye indi. Açıkçası üst sıraları çok yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Liderlik yarışında ilerleyebilmek adına, liderlik yarışını sıkı takip edebilmek adına Always Witanır'ın kazanması gereken bir maç. Chasing Case adına ise üst sıraları daha da yakından takip edebilmek için önemli bir sınav diyelim ve karşılaşmadayız Bavo. Evet, gerçekten heyecanlı bir seçim ekranı, onu söyleyeyim. Bence eğlenceli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Yone'nin ne yapacağını çok merak ediyorum. Nagnako Yone'siyle ünlü biliyorsun. TCL'de bile çok çok iş yapan bir karakterdi. Luana'nın burada Ornn'uyla Yone'ye karşı dayanmasını izleyeceğiz. Çünkü gerçekten dayanmak olacak. Çünkü eşleşme de çok mutlu bir eşleşme değil Luana için. Zayıf Ama taraf oynuyor Luana dediğin gibi. aynen, zayıf taraf oynuyor. Ama bunun karşılığında Sejuani baskınına dikkat etmesi lazım. Çünkü Sejuani baskınıyla inanılmaz bir kitle kontrol zinciri var üst koridorda. Varner'ın orta koridorda bir baskısı olacak Tristana ile. Bu baskıyı nasıl kullandığı çok önemli. Özellikle erken oyunda. Sonrasında da Zaya, Naturius burada. Kai'Sa Zaya karşı kötü ama bu sefer ilk kez Kai'Sa Zaya karşı alınmadı. Zaya Kai'Sa'ya karşı alındı. Ama Braum'la birlikte o koridorda ben hiç kimsenin 2 ve 2'de skor vereceğini düşünmüyorum. Ve burada karşılıklı ya Storm güzel bir makro oyunda karşı maviden başladı. Evet, hızlı bir şekilde burada kurtlara da gitti. Üst tarafı tamamen temizlik. Sanırım haritayı ikiye ayıracaklar. Eğer bunun farkına varırsa Kingston. Evet. Yani Luana da aslında mavisini korudu Storm'un. Bakalım Kingston'ın burada vereceği kararlar çok önemli. Storm'un da vereceği kararlar çok önemli. Çünkü bütün şu anda alt ormanını aldı Storm. Kingston'ın buradan sonra kendi alt ormanına gidebilirse, ki hele Varner'la birlikte kendi ormanını koruyabilirlerse Kingston çok çok geriye düşebilir. Güzel bir hamle izledik senin de söylediğin gibi. Seviye 2 avantajını alan Black Spars ikilisi koridoru rakiplerine çok göstermiyorlar açıkçası. Yani böyle. Çünkü sen Nautilus'la Braum'a karşı saldıramazsın. Saldırırsan düşersin. Burada Black'ten gelen bir Ghost tercihi var. O beni biraz şaşırttı. Gerçi güzel. Bir sıkıntı yok. Ya ben tutuştur bitkinlik oynamalarını beklerdim Black Spars'ın ama burada bitkinlik hayalet oynuyorlar. Bu arada Stomach Haklı da. geliyor. Bu bayağı önemli. Burası oyun için çok çok önemli. Çünkü eğer burayı alabilirse, Storm'u kovabilirse Kingston'ı buradan. Domiz'in çarpan henüz yok. Doğru. Ama gelmek üzere, burada üzerine gidiyor Kingston'ın. Kingston'a bir deneme gelecek. Burada kitle kontrolü geldi. Kingston'ın canı çok az. Takip edebilecek bir oyuncu var mı diye bakıyorum. Nagnako Varmır bu burada. tarafa doğru geliyor. Nagnoku geldi desteğe. Burada
otomatik saldırıyla bitirdi. Takıl kendi ormancısını çok iyi korudu bu pozisyonda. İlk kanı vermesine engel oldu. Şimdi evet, Kingston maviyi aldı ama sıçrasını kaybetti. Üste dönmek zorunda ve alacağı kamp yok. Storm şimdi bütün ormanı dönecek. Sadece maviyi kaybetti. Mavi alsa çok iyi olacaktı. Ama şu anda hala kampta önde olacak aslında. Bak Naktaka şu an Storm'u darlamaya gidiyor o sebepten dolayı. Evet, açıkçası daha fazlasını da alabilirdi. Yani buraya eğer Warner biraz daha erken gelebilseydi belki ilk kan olacaktı burada Kingston. Daha da fazlasını kaybedebilirdi. Ya Kingston burada düşseydi işler çok kötü olacaktı. O kesin. Burada Kingston alt şey alacak. Vadin alameti Yampiri pardon. Yengeci. Yampiri yengeci alacak ama Yampiri yengeci aldıktan sonra karşı ormana girmeye çalışacak mı bilmiyorum. Çok büyük risk. Özellikle Warner işte orta koridorda üstünde, bu yüzden önemli Kadir. Yani Tristan'ın üstün olduğu için Kingston şu an Storm'u cezalandıramıyor kendi ormanını çaldığı için. O yüzden Kingston şu an bu Yampiri aldıktan sonra üste çıkmaya falan çalışacak herhalde. Derken karşı ormana giriyor. Oo, bu riski alacak gibi. Az önceki eşleşmede geriye düşmüştü. Bakalım tekrar gidecek mi? Tabii bakalım, şöyle bir görüş almaya çalışıyor. Çağırdı. Shavik Atami'yi çağırdı ama kendi bot lane'i de geliyor. Kingston orada şu anda tavukların olmadığını gördü. Belki orta koridoru bir deneme yapabilirdi ama şimdi alt koridoru da buraya giriyor. Kullanılan ışından da var. Yok. Orada çok kötü konumda kalan bir Kingston var. Kingston üzerinde hasar devam ediyor. Bu pozisyondan çıkabilecek bir açı arıyor kendisine. Canı çok azaldı. Rakip üste doğru gidecek sanırım burada. Kuleden bir hasar almadı ama olabildiğince oyalamaya çalışacak. Ama düşecektir burada. Stomage'e gidecek bir skor ve Kingston'a ağır bir darbe ilk kanla birlikte. Aynen öyle. Yani karşılığında küçük bir teselli hediyesi olarak Black birazcık farm kaybetti alt koridorda diyelim. Ama yani kesinlikle yeterli bir teselli değil. Yani Kingston şu anda tempoda geride, skor verdi, sıçrası yok ve de üstüne minyon skorunda da bayağı aslında geride kaldı o konuda da. Üst koridor Yampiri'sini alacak ama hiç olmazsa. Üst nehir. Küçük bir artı. Evet, senin de söylediğin gibi üst koridor eşleşmesine birazcık böyle dikkat çekmeye çalışıyorum. Yaklaşık 1 milyon dalgası önünde gibi görünüyor Naknako rakibinin. Milyonlar eşitlendiğinde koridor. Evet evet, Naknako şu anda bayağı geçiyor. Hatta üstünde bu 1 milyon avantaj Kingston'ı koruduğu halde var. Senin de söylediğin gibi buradaki farkı büyütmesi açıkçası Chasing Case adına kritik noktalardan bir tanesi. Çünkü 2 tane nişancı olan bir kompozisyona bu tarz bir şampiyonla cevap vermeniz gerekiyor. Evet evet, burada yöne çok önemli. Zaten saldırı botunu aldı. Ya eskiden olsa bu maçı yöne kesin taşır derdim. Çünkü eskiden yönenin item eğrisi çok daha güzeldi. Çünkü direkt kalkan yay çıkıyorduk. Kalkan yay inanılmaz bir eşya. Şimdi yani bir mitik çıksanız, yani çıkabileceğiniz çoğu metikte saldırı hızı yok. Çıkmak istediğiniz çoğu eşyada saldırı hızı yok. Bir can çalma eşya almak istediğiniz kanoslamışta saldırı hızı yok. Mahvolmuş, çok güçsüzleştirildi, crit şansı yok falan. Yone şu anda Yone ve Yasuo eşya dizimi konusunda çok mutlu değiller ilk eşyada. 2-3 eşyada hala çok güçlüler. O yüzden o kadar çok kar topuna bağlayamayabilir. Chasing Ace burada Kingston geriye düştüğü halde dajlerini alan taraf olacak mı? Storm gelmek orada üzere. Orada Storm Ace yetişebilir gibi görünüyor. İçeri girmek isterse eğer kutup saldırısıyla birlikte Ace'lerin canı 9'a kadar düştü ama bundan vazgeçecekler. Denemek istemediler. Çarpı yok. Evet, çarpı yok senin de söylediğin gibi. En önemli şeye sahip değiller. Çarpı olsa bence denerdi. Ben direkt çarpına baktım. Çünkü orada denememek için hiçbir sebep yok. Çok daha güçlü Kingston'dan. Alt koridoru da güçsüz diyemem. Warner'ın temposu yoktu oraya gelmek için. Ama yine de denemeye değer bir oyundu bence. Ama çarpı da olmadığı için dediler ki zaten ejderi vereceğiz. Bu savaşı da çok zorlamaya gerek yok diye düşündüm. Çok güzel önüne geçti. Ya burada Spaz gerçekten çok iyi korudu ve devamında da hasar takısında Shavik Atami'nin üzerinde çok fazla hasar bıraktılar. Yani dezavantajlı bir eşleşme başlangıcında, takas başlangıcında çok iyi bir pozisyon aldı Spaz burada. Bileği harika bir şekilde hayatta tuttu. Ya işte bu yüzden güçlü abi. O Braum tercihi bu yüzden Nautilus'a karşı çok güçlü. Çünkü sen bunu aldığın zaman Braum'a Nautilus'a karşı direkt önüne atlayabiliyorsun. Çapaların sonrasında girse bile önüne geçtiğin için ve pasifini koyduğun için genelde kazanıyorsun savaşı. Bu yüzden tutuştur almalarını istiyordum ya Kadir. Tutuştur almış olsalardı orada bence Nautilus'un sıçrasını alabilirlerdi.
Evet, üst koridorda da Naknaku rakibini olabildiğince dürtüyor ve Minyonları çok yaklaştırmak istemiyor açıkçası. Minyon farkında yaklaşık 20'ye kadar yükseltti burada Luana karşısında Naknaku. Ama bu normal. Onu söyleyeyim. Bayağı normal. Çünkü eşleşme iyi bir eşleşme. Ve Naknaku'nun da yönesi çok iyidir. Burada bir savaş çıkacak. Yönenin ucusu var. Güzel kitle Elif'le. kontrol geldi burada. Çok iyi bir oyunla birlikte hızlıca takip ettiler. Skoru anında düşürdüler. Burada düşen ilk isim Sparz oldu. Kingsland'dan özellikle gelen sıçra E yeteneğiyle birlikte alametin kontrolünü ele geçirdiler. Yani Naknaku'nun da koridordaki baskısı buraya Luana'nın yetişmesini engelledi. Ama Stomach ve Luana burada bekliyor. Burada bir savaş Kaysa daha gelmek izleyeceğiz üzere. gibi. Kaysa'yı beklemeleri lazım. Az kaldı. Bence yine de burası riske değmez biliyor musun? %50-50 isteyecekler gibi. Bu arada Ocağın Çağrısı ve Buzul Apis geldi. Canlar çok azaldı. Kingston'un canı çok azaldı. Özellikle Kingston'u düşürmeye başardılar. İçeriden Akna kaçmaya çalışacak. Çamana içeride kaldı. Çamana da düşecek. 2'de 2 yapan bir oyuncu var burada. Black'ten gelen 2'de 2. Varnur rakibin üzerine gidiyor. Shabby Katami'nin üzerine bir yavaşlatma ama burada çıkmayı başaracak Shabby Katami. Alamet üzerine alınan iki skorla Always With Honor bu pozisyonu kazandığı gibi görünüyor. Vallahi Kadir riske değermiş. Bir saniye burada küçük bir birebir var. Orada canı çok azalan bir Naknoko var. Bu hasar takasında Black'e karşı bir skor daha gidecek. Black bir anda 3-0 bile geldi az önceki pozisyon sonrasında. Black burada hayaletini kullanarak çok güzel bir şekilde Q'lardan kaçınmayı başardı. Bir anda oyun Always With Honor'ın çok lehine döndü. Açıkçası ben oradaki oyundan sonra Chasing Ace'in çok öne geçeceğini düşünüyordum. Çünkü Sparz'ı düşürdüler, alameti alacak gibi gözüküyorlardı. Üstüne bir de Mishade oraya gelmediği için alt koridordan da Minyon ve barikatta öne geçeceklerini düşünüyordum. Bu sebepten dolayı bütün bunları üst üste koyduğun zaman Chasing Ace için çok güzel gözüken bir yerde. Ama Always With Honor, ben orada riske gerek yok dedim. Hayır dediler, burası risk değil, biz burayı kazanacağız. Çok güzel bir Ocağın Çağrısı. Güzel bir oyun. Black'ten inanılmaz cesur ve güzel bir oyun açıkçası. Black bence çok iyi oynadı. Belki de bu ikinci ligde oynadığı oyunların en iyisinden birini oynuyor ve şu anda benim için bu maçın MVP adayı. Orada öncelikle Baron Pit'in içine girdi korkmadan. Naktoku'yu orada kovdu. Savaşı iyi oynadı. Sonra gitti bir de üst koridorda 1v1'de kesti iyi oynayarak. Ya Always With Honor adına bu savaşta 3 skor alacaksınız. Kime göndermek istesiniz deseler muhtemelen Black derlerdi onlar adına da. Rüya senaryolardan biri oldu. Üst koridordan da bir pile kaldı. Alametin dışında yani burada win-win win oldu açıkçası Always With Honor adına. Şöyle win 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 lose oldu. Mishade aşağıda biraz farm aldı. Bir de üstüne iki barikat aldı. O da küçük bir lose işte. Çok küçük. Yani tam da lose diyemem. Birazcık lose ama Yo, dediğim gibi. lose O da. zaman 4-1 bir lose diyelim. 4000 bir lose, aynen öyle. Çünkü orada minyon falan da kaybetti o Legend Tanner ekibi. Büyük ihtimalle orada Mishade en az 2 belki 3 minyon dalgası yedirdi kuleye. Ama karşılığında sonuçta alameti alıyorsun, bir sürü skor alıyorsun. Üst koridordan barikat alıyorsun. O yüzden win 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 lose diyebiliriz. Anlaştık, 4000 bir lose'da. Evet, altın farkı da bu pozisyonla birlikte yaklaşık 2500 civarlarına kadar geldi. Ya düzeltiyorum, 1500 civarlarına geldi. Henüz ya tabii altında birazcık daha geridelerdi açıkçası önceki pozisyona kadar. Bununla birlikte altın farkında öne geçmeyi ve birazcık fark açmayı başardılar. Bu Aynen arada şu anda. Stomage rakiplerin üzerine doğru gidiyor. Buradaki pozisyonu fark ettiler. Buzul Apis çok iyi geldi. Ama kitle kontrol bu arada bir anda terste kalan bir oyuncu var. Stomage içeride kalacak. Bir hava giden avlandı bu pozisyonda. İnanılmaz bir şekilde kitle kontrol ürünlerini çok iyi zincelediler ve burada skoru da almayı başardılar. 3 kişilik bir ekiple orta koridora tekrar geliyor burada. Sparz ve Brain desteğiyle bir Ben ejder burada pozisyonu açabilir. Avani'ye gittiler, onu çok anlamadım Kadir. 3v2 idi. Tristana aşırı güçlü değil, yani aşırı önde değil. Sejuani de aşırı önde değil. Niye 3 kişi görürken 2 kişi bu savaşı istediler, ben bilmiyorum açıkçası. Ya senin de söylediğin gibi açıkçası biraz geri çekiliyor gibi göründü burada. Shabby Kagami sanırım hani geri çekilmelerinden dolayı mı psikolojik bir savaş oldu orada. Direkt Buzul Apis'te içeri girdi. Orada Varnur orta koridorda çamanın üzerine gidiyor. E yeteneğiyle birlikte hızlı bir şekilde onu stacklemeyi başarıp canını azaltacak çamanın bir kırmızı ikisini de kullandırdı. Burada ejderi başlayan taraf Chasing Ace ve bitirdiler bile. Evet, yetişemedi buraya Stomach ama burada takım savaşı isteyecekler gibi görünüyor. Az önce kullanmış ultisini güzel bir Flare Lord karşılaması geldi. Devamında Black içeri giriyor, takip edecek. Canı çok azalan bir Mishade var. Mishade düştü. Devam eden bir Warner var.
burada reset almasıyla birlikte üzerlerine git rakiplerin ama devam edebilecekleri kimse kalmadı. Bu pozisyondan bir skorla ayrılıyorlar dönüş olarak. Üstüne bir de orta koridor alamet açıldı bu oyun öncesi. Eğer burada çamanıya kule altı yapabilirlerse orta koridor kulesini de düşürebilirler. Yok, hayır. Güzel çamanı burada taktiği aldı. Yakalanacak Şabi Katami. Şabi Katami'nin üzerine bir otomatik saldırı geldi. Meydanda ayağı yükleri birikiyor. Kitle kontrolü altında kalan bir Şabi Katami var ama hemen çıkacak. Yani Stomage orada E'sinin pasifini kullanabilseydi bir anda düştüğünü görebilirdik. Zincirleyemediler. Bulduğu ilk saniyede flaşıyla kaçmayı başardı buradan Şabi Katami. Evet ama bunun karşılığında maviyi kaybettiler. Haritada inanılmaz bir tempo kaybediyorlar. Altın farkı şu anda 2000 altın ama benim izlediğim kadarıyla sanki oyun kontrolü 5000 altın fark varmış gibi hissedilen, yani ölçülen hissedilen. Ama Chasing Ace takımı için şöyle bir durum var. İki ejderleri var. Alev ruhu. Bir şekilde ejderlerden önce, yani güzel bir şekilde ayarlayabilirlerse sihirdar büyülerini ve önemli ultilerini. Ejderlerden önce bir pik alabilirlerse veya ejderden böyle 40-50-60 saniye önce karşının sihirdar büyülerini alabilirlerse bir şekilde. Umut var. Ama kesinlikle. Black çok güçlü. Senin de söylediğin gibi üst koridordaki farkın açılması onlar adına her geçen dakika iyi senaryolardan bir tanesi. Şu anda 20 milyonun üzerinde bir farkla önde olan bir nokta var. Tabii üst koridorda bileğe bire bir de düşmesi onu birazcık geri düşürmüştü az önce. Bakalım istediği verimi verebilecek mi? Açıkçası benim de merakla beklediğim noktalardan bir tanesi Naknako'nun buradaki performansı olacaktır. Burada eşyası doğru. Rüzgarın hissiyatı gerçekten çok iyi bir eşya yöne için. Bazen o kapatmanız gereken aralığı kapattırmanızı sağlıyor. Aynı zamanda çok çok yani hasar vurulma konusunda da gayet işe yarayabiliyor. Ben ebediyle oynuyorum ama benim oynadığım Elo ile onun oynadığı Elo çok farklı. Bence Yone ve Yasuo'yu yüksek Elo'da oynuyorsanız almanız gereken eşya kesinlikle Rüzgar'ın teti. Alt koridorda bu sırada bir kule altı denemesi var sanırım. Bu arada ocağın çağrısı geldi. Minyonların gelmesini engellemek adına burada tabii bu dive'ı istemiyor Loana. Rakiplerin üzerine gelmesini hiç istemiyor. Açıkçası... Kuleyi alacaklar önce. Ama minyon kalmadı. Bakalım burada tanklayan kişi Şavi Katami. İyi bir senaryo olabilir mi? Otomatik saldırılarla aldılar. Şavi Katami'nin canı hala yeterli. Can azalan bir oyuncu var burada. Loana'nın canı bayağı azaldı. Güleri çekmesi yeterli olacaktır bir şeydi burada. Spor Kings'ında kaldı. Buna karşılık da üst koridorda tek başına kalan bir Naknako var. Güzel bir deneme ama burada ultisi son pikselden kaçacak. Black için bir otomatik saldırı yeterli olacaktır. Otomatik saldırı geliyor ve üst koridorda karşılığını hemen vermeye başarıyor Alola Digitanır takımı. Nedir bu üst koridorların çektiği ya? Evet, iki tarafta da üst koridorlara birer kura altı gördük. Yani belki son pikselden kaçırmasa burada birkaç saniye daha yaşayabilirdi Naknako ama sanırım o pozisyondan çıkma şansı yoktu. Ya evet, belki bir skor alabilirdi. Yani birebir takas olabilirdi maksimum. Ama yüksek ihtimal düşmüştü. Kingston'da çok güzel deneme. Shurimala ile birlikte mükemmel bir combo. Chamana ile Kingston bu pozisyonu okuyup cezayı kestiler Warner'a. W ile atlarken Warner'ı gerçekten orada durdurdular. Alt koridorda o kulenin yıkılması çok zekice bir hareketti. Çünkü Luana'yı orada kule altı yapmaya çalışsan çok uzun sürebilir. O kadar uzun sürerken kule varken orada bir de yani düşebilirsin. Ya bir kişi düşebilir. O tank kuleyi tanktan düşebilirdi. O yüzden önce kuleyi aldılar. Sonra kuleyi aldıktan sonra Luana'nın zaten bir tehdidi kalmıyor orada. Karşılığında aynı şeyi Naknako üst koridorda yaptılar. Ama orta koridordaki ekstra bir oyundu. Şu aradaki fark sadece 1500 altın. Ejderha bir dakika sonra, bu ejder çok önemli. Kesinlikle burada savaşması gerekecek gibi görünüyor açıkçası Always with Honor'ın. Onlar adına çok değerli. Aslında çok da güçsüz değiller. Şu anda Blaine'in üzerindeki eşyalara baksanıza iki eşyası bitik. 2.5 eşyaya doğru giden bir eşya düzeni var gibi. Bakalım. Ejder'e kaldı 30 saniye. İki takımın da burada kontrol almak için istekleri var. Poppy'nin daha önce şey yaptığını çok gördük. Savaşlardan önce, özellikle büyük savaşlardan önce ultiyle... Diyeceğim ultisi yok Poppy'nin. Evet, bu sefer... Ejderde olmayacak. Yetişmeyecek. Ultiyle birilerini atacak diyecektim de... Savaş öncesi öyle bir şey olmayacak sanırım. Bu arada Luana inanılmaz bir fark yaratabilir. Ocağın çağrısı gerçekten bu tarz dar alandaki takım savaşlarında çok kritik öneme sahip yeteneklerden bir tanesi. Tabii o üst koridorda kalacaktır muhtemelen. Bu ejderlere bir cevap vermeleri gerekiyor ama olası bir durumda ışınlarıyla muhtemelen iki üst koridorunda buraya gelebileceğini görebiliriz ama şu an çok uzak duruyorlar. Çok baskı altında kaldılar. Orada orta koridordaki alamet kullanımıyla birlikte ve oradaki
kurulan baskıyla birlikte üzerindeki baskıyı durdurup ya bu ejderi yürüselerde çok büyük risk alıp yürüyeceklerdi. Ve yani Buzul Apis varken, Braum'un ultisi varken öyle şeyler yapmak birazcık zor. Senin de söylediğin gibi bu baskıdan dolayı bu savaştan vazgeçtiler. Birazcık daha süre ihtiyaçları var sanırım. Yani burada muhtemelen ejder için savaşsalar senaryonun daha da kötü olacaklarından çekindiler. Özellikle orta koridordaki alametten dolayı da bu pozisyondan çıkma kararı aldı Chasing Case takımı. Bakalım yani Mişey güçlendikçe güçlenecek. Zayah için kötü bir oyun değil kesinlikle. Onu söyleyeyim ya, çok iyi bir oyun değil bazı durumlar için. Çünkü eğer Chasing Ace olur da kovalamak isterse Tristana ve Zayah'ı, şey Kaysa'yı size kovalamak isterse, oo bir saniye. Bu arada Shaviq Atami'nin üzerine kitle kontrol gelecek. Uzula pistle birlikte devam etmek istiyor Shaviq Atami. Hemen sıçrasını atmak durumunda. Black takip edecek, arkalara gitti. Bir otomatik saldırı yetecek mi diye bakıyorum, burada düşürmeyi başardılar. Hemen yardımına koşan bir Spaz var burada. Topu gibiyle önüne geçti. Devamında iki tane ışından geliyor. Black güvenliğe doğru kaçmak isteyecek ama takım arkadaşları onu güvenliğe doğru taşıdı. Black'ten yanlış bir sıçra. Doğru yere doğru gidemedi. Burada Naknakon'un üzerine gidecek. Devamında pozisyon istediği gibi gelişebilir. Chasing Case adına burada güzel bir ocağın çağrısıyla rakiplerini uzaklaştırmaya çalıştılar. Warner içeri girdi ama Warner çok yanlış bir yere girdiğinin farkında. Bir otomatik saldırı gelir mi? Naknakon burada skor alacak. Canlar çok azaldı. Always Vitaler'ın istemediği bir savaş ama burada Shurima'la istediği gibi gelmiyor Çaman'a. Daha büyük ceza kesebilecekleri bir pozisyonda daha hızlıyla yetinmek zorunda kalıyor Chasing Case. Evet, orada bir skor da alabilirlerdi. Black çok cesur bir oyun oynuyor ve iyi oynuyor diyecektim. O içeriye atlaması, skoru alması falan ama oradan Naknakon'a karşı bir açık kötü bir sıçra attı ve o sıçra aslında takım savaşına mal oldu diyebiliriz neredeyse. Tabii Black öldükten sonra Warner da içeriye atlamayabilirdi ama Warner da orada birazcık gaza geliyor sanırım orada. Tristana ile atlayıp orada skoru alıp çıkarım tekrar W ile diye düşünürken skoru bile alamadan orada sıkıştırıp Warner'ı da düşürüyorlar. Naknakon'dan iyi oyun. Chasing Ace takımından genel olarak iyi oyun. Ve şu anda altını geçtiler. Eşitleyecekler diyecektim. Altını döndüler şu anda. Evet. Son takım savaşı onların gerçekten istediği bir senaryo oldu. Özellikle iki nişancının çok içerilere girmesi direkt onları açık hedef haline getirdi ve çok çabuk düşürmeyi başardılar. Bununla birlikte de çok güzel bir takım savaşı. Şöyle altın farkları alıp bir bakalım. Orta koridorlar arasında bir fark görünmüyor. Evet, Black 2000 altın civarında bir fark kasmaya başarmış. Ya çok iyi durumda. Zaten Black'in ne kadar güçlü olduğunu gördük. Şöyle. Ama üst koridorda da 3000 altınlık fark var. Ya şöyle düşün. Evet, Black'in 10.000 altını var Black'in. Ama nişancılar arasındaki fark 2000 altın. Üst koridorlar arasındaki fark 3300 altın şu anda. Senin de söylediğin gibi 200 koridor arasında neredeyse biraz bir eşyadan daha fazlası var gibi görünüyor. Ve evet, bir ebedi fark var ya şu an. Ama şunu da söyleyeyim. Ocağın çağrısı gerçekten çok istediğin takım savaşında istediğiniz bir yetenek olduğu için Luana o açığı özellikle ulti yeteneğiyle birlikte biraz daha kapatıyor gibi ama yavaş yavaş dakikalar geliyor. Bu arada Kings'in biraz içeride kaldı. Üzerinde çok fazla hasar var. İnanılmaz vuruyor ya şu anda Black. Yani bir saniye kaşla göz arasında Kingston'ı düşürmelik canı düşürdüler. Buradan tabii ki üste dönüş almak durumunda kalacaktır. Evet, gerçekten. Onun dışında şu anda oyun bayağı ortada diyebilirim. Alev Ejder'in az var, bir Baron denemesi var şu anda. Rest aldığını gördüler Chasing Ace takımının. Yeteri hasarları var mı? Bence var. Kaysa çok vuruyor. Geliyor ama buraya. Kings'in yetişecektir muhtemelen. Yani Baron'u çok hızlı eritemediler. Baron'u muhtemelen birazcık daha bekletebilirse Chasing Case yetişebilir. Buraya içeri giren bir Naknakon var. Rakiplerin üzerine denemek istedi. Şöyle ultisini kullanmayacak bu pozisyonda. 3500'de Baron'u durdurdular. Evet, orada ben Warner ve Black daha yakın zannediyordum. Ve Baron'a devam ediyorlar. Güzel bir Buzul Apis geldi burada. Stomach rakibini çaresiz bırakıyor. Baron'u almayı başardı ama kullanılan ulti var. Burada bir takım savaşı izleyeceğiz. Ocağın çağrısı iki kişiye geliyor. Canlar çok azaldı. Otomatik saldırılar yetecek. Warner'dan gelen bir skor var. Naknakon bu pozisyonda istediğini bulabilecek mi? Arka taraflarda iki kişinin üzerine gitti ama istediği hasarı bulamıyor burada. Nişancılar işini yapıyor. Canlar çok azaldı. Pozisyondan çıkmak durumunda kalacak. Chasing Case tarafı ve bu savaşı ve Baron'u almaya başaran taraf Always Vitaner takımı olacak. Birebir bir değişim. Orada Always Vitaner ekibi çok zekice bir makro oyun oynadı, fark etmişsindir. Baron'u resetletmediler ama çıkmış gibi rol yaptılar. Çıkmış rol yaptıkları için Chasing Ace dedi ki hadi biz Ejder'e önce kurulalım. Onu yaptıkları an Baron'u resetlemedikleri için bir anda Baron'u bitirdiler. Çok iyi bir oyun ve şu anda 10 saniye sonra Ejderha var.
Baron buff'ıyla güçlendirilmiş ve altını ile eşya almış bir Always Bitten'ın ekibi 2000 altın önde. Şu anda bu savaşta avantaj onlarda olacak. Senin söylediğine ek olarak Stomage'den de çok iyi bir buzul lapis geldi. Ya karşı ormancı öyle kilitledi ki ya bitirmek istedikleri anda anında bitirdiler. Karşı ormancının sıçrası olmasına rağmen o pite giremedi. Baron sadece izleyebildi. Ejderha'ya hiç kontest demiyorlar burada. Bu sırada orada da Naknako'yu da çok güzel takip ettiler. Ve girdiği an bitkinlik attılar. O sebepten dolayı orada Black'i yakaladığı halde düşüremedi. Black Zhonya alacak bir sonraki eşya. Çok doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Burada Zhonya aldığı zaman yön ultisine veya Azir'in halayına basarsa veya derin darbe Nasus ultisine basarsa hayatı çok kolaylaşır bence. Peki sence Zhonya'yı tamamlaması mı daha erken olur yoksa ayakkabısını tamamlaması mı? Yani sanki bir sihirbaz pabuçları alsa iyi olurmuş şu ana kadar gibi geliyor bana. Evet, ama dakika 24'te hala ayakkabısı tamamlamamış durumda bileyim. Evet evet. Çok da dert değil ama evet bir sihirbaz pabuçları yakışırmış bileğe. Biz bundan bahsederken alt koridorda ikinci kulede düşürmeyi başardı. Always Be Tanner altın farkınıza 3500 dolaylarına getirdiler. Yani dakika 25'te 3500 altın çok değil aslında. Ama şöyle bir durum var. Oo bir saniye. Bu arada bir anda takım kümeleşti. Burada Kingston'dan güzel bir deneme rakiplerin üzerine sağlam duruşla birlikte gitti. O can çağrısı kullanıyor. Naknak Avkatap Ufa doğru geldi. Canlar çok azalıyor. Stomage'in canı çok azaldı. Bu savaş istediği savaş olabilir. Chasing Case'den güzel bir takım savaşı gibi görünüyor ama arka tarafta düşmeyen oyuncular var. Bireyin canı çok azaldı. Stomage ve Black takım savaşının dışında kalmak durumunda kaldı ama Mişet ve Çaman'a da ters pozisyona doğru kaçıyorlar. Burada kayıtlamak isteyecekler ama 4'e 2 bir pozisyon var. Çamanan'ın manası bitmiş durumda. Çamanan'ın üzerine gelen bir Warner var. Burada skor alırsa devam edebilir. Mişet en azından karşılık vermek istiyor. Bir skor alacak Mişet burada. Otomatik saldırılar yetecek mi ama Warner burada skorları toplamaya devam ediyor ki skorla birlikte bu takım savaşını da Always Be Tanner mahallesine yazdıracak. Vallahi amansız bir takip vardı orada. Tristan'a Ornn, Zaya, Hazir arasında. Ben şeyi merak ediyorum. O ilk savaşta yani bir şey sanırım Black sanırım kronometre bastı çünkü orada ben Black direkt düşecek sandım. Kingston girdikten sonra Naknako da ulti attı. Sanırım orada kronometre bastı Kadir. Yoksa ya. Black'in orada hayatta çıkma ihtimali yok bence. Ve orada bastı kronometre çok işe yaradı. Orada onu hayatta görmedim ama şu an tahmin ediyorum. O yüzden güzel bir savaş başlangıcı bile olsa günün sonunda Black'i düşüremediğin zaman Black ultiyle savaştan çıktı. Önce Naknako'yu düşürdü. Sonra W'larıyla can yaktı bayağı. Ve orada Chasing Ace ilk hedefi düşüremediği zaman ikinci hedef Warner dedi ki ben de buradayım. O da bol bol hasar verdi. Açıkçası yani şöyle bir durumla karşı karşıyayız. İki takımda giren taraf olmak istemiyor. Çünkü Azir ve Zayak kovalamalarda iyi değiller. Bu arada kullanılan bir buzul lapis. Burada Stomage Naknako'yu yakalamak istedi. Naknako'yu kapatmak isteyen de bir Sparz var. Chavik Atami de bu tarafa doğru geliyor. Flareon karşılaması geldi ama isabetli değil. Bu pozisyonu daha fazla zorlamayacak. İki ultiyle kapatıyor. Always Be Tanner. Ya şöyle bir şey var aslında. Chasing Ace'de Yone, Poppy ve Nautilus girmek istiyor. Azir ve Zaya ise biraz daha karşı takımı üstünüze çekip kayıtlamak istiyor. O yüzden takımdaki karakterlerin yapmak istedikleri biraz birbirinden farklı. Ama Always Be Tanner'a baktığın zaman karakterler yani Tristana ve Kai'Sa hasar vuruyorlar, itiyorlar. Ornn, Braum ve Sejuani bunu yardımcı oluyor. Yani durdurabilirler de karşıda. Onları koruyabilirler. Savaş başlatmak gerekirse onu da yaparlar. O yüzden şu anda baktığım zaman Always Be Tanner'ın kompozisyonunu hem oynamak daha kolay hem de baktığım zaman daha güçlü de duruyorlar. Yani hem oynaması kolay kompozisyon hem de daha güçlü kompozisyon bence onlarda şu anda. Üstüne de 5000 altınlık bir avantaj olduğu zaman yani ya çok ekstra bir oyuna bakıyoruz Chasing Ace tarafından ya Yone'den ya böyle Azir'den çok ekstra bir oyun izlememiz gerekiyor ya da Poppy'den güzel çok güzel bir ulti ya da Always Be Tanner'dan bir hata. Evet, senin de söylediğin gibi açıkçası Kings'in takım savaşlarında doğru hedefi yakalamayı başarıyor. Özellikle iki savaştır ama sonuç hiçbir zaman istedikleri gibi olmadı. Ya evet ve Zhonya'sı olan bir Kai'Sa'yı yakalamak da şimdi çok kolay değil. Warner'ı yakalamaları lazım. Onun da W'su ve ultisi var. İşte Kings ve o sırada Black vuruyor olacak. Ki çok büyük bir hasar tehdidi. Bakalım. Çavuk Atami'yi de dürttü bir hali. Yani AP Kai'Sa.
Yani durmuyor. Sürekli atıyor. 2 saniyede bir özellikle evet. o topları gönderiyor rakibin üzerine. W'sunu evrim gerçek geçirdiği zaman W'suna tutturduğu sürece bekleme süresi çok azalıyor. O yüzden eğer karşıda yetenek gücü Kai'Sa varsa arkadaşlar W'sundan kaçın. Kimse için bloklamayın. O hasar tanklanmıyor. Bu arada Baron başladı tekrardan. Always Be Tanner takım adına bakalım. Stomage'in ultisi var. Bir önceki pozisyonda benzer hamleyi yapmıştı. Baron'un canı 6000'lere kadar indi. Burada sağ sol yapan bir Chasing Case tarafı var. 5000 civarlarında tuttular Baron'u. Burada bir takım savaşı izleyeceğiz mi? Işından geliyor arka taraflara doğru. İçeri giren de bir Kingston var. Şimdi rakibin üzerine güzel bir ulti kullandı. Burada Baron'u bitirmek isteyecek. Baron'u bitiren taraf oldu. Çok güzel bir deneme burada. Canı azalan da bir Sparz var. Sparz düşüren bir Knuckle gördük bu pozisyonda. Buzula pis kaçacak Stomage'den. Dönüşünde takım savaşı istiyor gibi görünüyor. Always Be Tanner inanılmaz bir hasar bilekten içeri doğru girecek. Ultisiyle birlikte Knuckle'un üzerine gitti. Knuckle'a doğru devam etmek istiyor burada. Hayaletini de kullandı. Çok fazla hasar çıkarıyor. Bilek birazcık daha devam edebilecek pozisyon bulabilir mi diye baktım ama bulamadı. Bu pozisyonda iki skora karşılık alınan bir Baron. Kingston burada doğru bir oyun yaptı. Ultisiyle Stomage'i gönderdi. Olacaksana 4000'de bıraktıkları Baron'u kaybettiler. Çünkü çamanı da duvardan vuruyordu. Ancak sonrasındaki savaşı kazanamayacaklardan bahsetmiştik herhangi bir savaşı. Ve 3. ejderin sahibi Always Be Tanner oluyor. Evet, altın verdiler Baron'dan. Ama karşılığında 2 skor alıp ejderi aldılar ve aynı zamanda ruha çok yaklaştılar. Yani Always Be Tanner şu anki durumdan aşırı memnuniyetsiz değildir. Evet, Baron'u almak isterlerdi kesinlikle. Ama şu an durumlar kötü değil. Chasing Ace'de sonuçta bir Baron aldı. Yani iki tarafta bir şeyler alarak çıktı savaştan. Onu söyleyeyim. Senin de söylediğin gibi açıkçası oyunun hala bu dakikasında altın farkının bu olaylarda olması maçın iki tarafa da gidebileceğinin bir göstergesi gibi görünüyor açıkçası. Az önceki pozisyonda da güzel bir Baron dersi Kingston'dan gördük. Şu anda olay altın farkı değil, kompozisyon farkına bakıyor savaşlar aslında. O Kai'Sa'yla baş edemiyor Chasing Ace takımı. Ya belki inanılmaz önde şu anda senin de söylediğin gibi Kai'Sa. Ya 2 tane taşıyıcısında 11 tane skora sahip şu an. Always Be Tanner. Evet, bence sadece önde olmak değil, aynı zamanda yetenek gücü Kai'Sa çok uzun menzilden yürütebiliyor. Ve de can doldurmaları var. Orada Warner'dan inanılmaz bir hasar geldi. Kitle kontrolüyle birlikte devam etmek isteyecek. Naknako burada en azından düşmeden rakibini almak istiyor. Naknako'dan gelen bir skor var. Zonyasıyla burada zaman kazandırmaya çalışıyor. Kullanılan bir ocağın çağrısı var. Naknako ölmedi, bu pozisyondan çıkmayı da başaracak. Ters pozisyonda şimdi Stomage'in üzerine gidiyorlar. Devam etmek isteyen bir çamana var. Çıpa harika geldi. Burada Shabby Katami'den Zonya gelecek. Bir skor daha almayı başardılar. Şimdi istediği pozisyonu buluyor gibi görünüyor. Baron'la birlikte inhibitor kulelerine ilerleyen bir Chasing Case göreceğiz. Bakalım burada susmak isteyecektir. Black bakalım tutabilecekler mi? İki oyuncu düşmüşken. Bence bitirmeyi denesinler. Naknako'nun dışında olmamız birazcık talihsizlik. O yüzden orta koridordan gelmek zorunda şu an ama. Kingston ultisini ıskaladı bu pozisyonda. Orta koridordan yürümeye çalışan bir Naknako var. Senin de söylediğin gibi Luana'nın canı çok azaldı. Burada bir iki otomatik saldırı çıkarabilseler. Belki bir kuleye düşürseler denemek isteyecekler. Acaba denerler mi diye bakıyorum ben de. Minyonların gelmesini beklemek durumundalar. Burada... Evet, orta koridor kulesini alacaklar, oradan iyiliğe zorlayacaklar. Doğmak üzere. İçine girdi bu arada Black'ten inanılmaz bir deneme. Canlar çok azaldı. Black W ile birlikte dürtmeye çalışıyor. Bu pozisyonda Baron'u da bırakmak, düzeltiyorum, inhibitörleri de bırakmak durumunda kalacak. Chasing Case tarafı. Şeyden bahsetmiştik ya, ya Always Be Tanner'dan bir hata lazım ya da Chasing Ace'den çok ekstra bir oyun lazım. Naknako'dan çok ekstra bir oyun geldi Kadir. Orada ölmek üzereydi, döndü, Warner'ı düşürdü. Çok az candan. Orada buraya kadar altını aldı. Üstüne bir de oradan kaçtı. Ve bu işi yaparken karşı tarafı çok fazla yemledi. Ve çok büyük bir avantaj elde etti. Alt koridor kulesini aldılar. Inhibitor'ını aldılar. Orta koridor inhibitor kulesini aldılar. Ya orada... Ya ben dürüst olayım. Buradan sonra hala %85-90 Always Be Tanner kazanır bu maçı. Bu sebepten dolayı bence Chasing Ace'in orada oyunu bitirmeye çalışması lazımdı Kadir. Yani 3 kişiyi kule altı yap. Kaybedersen kaybet. O risk alınacak bir risk bence. Çünkü sen orada yani Luana'nın çok az canı vardı, gördün. Evet. Sen orada Luana'yı düşürürsen oyun bitiyor, kazanıyorsun oyunu. Ya ben de şunu ekleyeceğim. Eğer burada Naknako'nun ışığından olsaydı sanırım biz karşılaşma hakkında başka şeyler konuşuyorduk. Şu anda kapatıp gitmiştik. Onu söyleyeyim yani. Diş fırçalamaya başlamıştım ben. Öyle söyleyeyim Petr. Evet. Pijamaları giymek için erken herhalde. Ya zaten pijamalıyız ya. Neyse, dur karıştırmayalım. Evet,
Ejder ruhu için artık 1 dakika civarında bir süre kaldı. Tabii Baron güçlendirmesinin de bitmesiyle birlikte daha fazla kuşatma yapamayacak gibi görünüyor. Burada Chasing Case takımı. Evet, 1 dakika sonra bir ejderha var. Bu ejder Always Returner için ruh demek. Chasing Ace için ise ruh için bir ejderha. Yani şu anda 5 ejderha alınmış, 6. ejdere gidiyoruz. Bir süredir oynadığımız, izlediğimiz en çekişmeli ikincilik maçlarından biri oluyor kesinlikle. Altınlar şu an eşit tamamen. Tamamen eşit. Dakika 33'te. Şu anda dakika 33 demen bile ayrı bir çekişme olduğunu zaten bize gösteriyor. Bakalım ama dediğim gibi şu anda Kayseri'nin o dürtmesini çok iyi kullanması lazım. Always Bitter ekibinin. Ya şu anda %90 Always Bitter kazanır dedim de çok da emin değilim biliyor musun? %70 falan. Yani bence kompozisyonları çok daha iyi. Üstüne bir de şu anda herkeste oyun eşyaları var. Bunun da farkında olmak lazım. Ama yani 60 bin altın, toplam altın varken 4 bin 5 bin altın değeri çok da azalıyor. Oğlum, bu arada Mişeyt yakalandı. Black inanılmaz. Senin de söylediğin gibi bir hiçlik topunun arkasında direkt cezayı kesti. Yarı canını aldı rakibinin hemen üzerine ultiyle devam etti. Black burada çok kritik bir hamle yaptı. Ay, ejderha almaları lazım. Almaları lazım. Direkt başka şansları yok. Full vuracaklar. Ya savaşı kesin kaybederler çünkü ve bitiriyorlar. Oo, güzel bir oyun geldi burada. Kingston rakibine yolladı. Ejderi bitirmeyi başardılar. Ocağın evet. Çağrısı geldi burada rakiplerini yakalamak isteyecek ama Kingston o hedef değil gibi görünüyor. Shavi Katami takımını desteklemek adına güzel bir ulti kullandı burada. Bu pozisyonda sadece ellerine Baron kalmış gibi görünüyor. Ya sadece ellerine Baron gayet iyi. Evet, burada ruh alamadılar. Yalnız alt koridordan giden de bir çamana görüyor. Evet, burada Luana ve Sparz'ın, en azından Luana ve Sparz'ın üstüne dönmesi lazım. Çünkü Varna'nın üstüne dönmesini engellediler şu anda. Çınan geliyor. Ay, oyun bitecek sanırım. Sanırım oyun bitecek. Bitirmeyi deneyecekler mi? İki kişi üstteler. Burada otomatik saldırı ama burada çok iyi temizliyorlar. Yani Mion'ları temiz... Eğer Varna buraya dönmemiş olsaydı belki başka bir şey konuşabilirdik ama Varna'nın dönmesiyle birlikte Baron'a cevap verememiş oldu bu konumda. Ya gerçekten inanılmaz yüksek tansiyonlu bir oyun geçiriyoruz şu anda. Alt koridorda oradan güzel bir baskı yaptılar ama Baron'u durdurmaya yetmedi bu. Kader ama karşılığında ne aldılar? İki tane ışınlanı aldılar. Bu harita baskısının azalması anlamına geliyor. Orada açıkçası Black'o oyunu yapıp Mishel'i düşürdükten sonra o Waze Vitaner'ın Ejder'e biraz daha hızlı yürümesi lazımdı. Bu Ejder'i vermede biraz üzücü oldu. Baron'la ne yapabilirler bilmiyorum. Çünkü şu anda burada Black'in üzerine devam edecek. Black'ten hiç geri adım yok. Black öldürdü burada. İnanılmaz sniper edasıyla atıyor hiçlik toplarını. Mükemmel bir skor ve bu oyunun kaderini değiştirecek anlardan bir tanesiydi Black için. Black çok ekstra oynuyor bu maçı. İnanılmaz ekstra oynuyor şu anda. Oyunun başından beri güzel oynuyor. Demiştim sana daha dakika 10'da demiştim MVP adayım diye. MVP adayım olarak kalmaya devam ediyor kendisi. Nak üst koridorda ama üste dönmesi lazım. 4 ve 5 tutmak bayağı zor burayı. Evet, şimdi ultisini şarjladı Kingston. Rakiplerinden bir tanesini buradan gönderdi. Tabii savunmak isteyecekler. Baron'a karşı savunmak yok. Mishade'in yarı canını aldı bir tane eşlik topuyla. Ya evet, ama aynı zamanda karşısında full eşya bir Azir de var yani neredeyse. Rabadon bitmemiş. Rabadon'un bitmesi büyük ihtimalle az kalmıştır. Reji acaba şu anda bir altınları gösterebilir mi? Azir'in altında hemen bir bakalım. Çok merak ediyorum. 2350 altına ihtiyacı var diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Sanırım tamamlamaya çok yakın olması lazım. Üzerindeki minyon sayılarına baktığım zaman. Aynen. Umarım çok yakındır. Çünkü Rabadon'un bittiği zaman çok başka bir karakter oluyor. Orta koridorlar. Dördüncü eşya Rabadon bitirdikleri zaman çok güçleniyorlar. Bu ya arada ben, Black Spaz bekliyor. Ya Black orada suikast etmek için bekliyor da. Bir şey söyleyeceğim. Black böyle oyun da satabilir. Kadir. Ben sana söyleyeyim. Yanlış bir yere atılması demek oyunun satması anlamına gelebilir bir anda. Evet. Aslında oyunun döndüğü noktalardan bir tanesinde de Black'in öne atladığı bir pozisyonda başlamıştı bu frekans. Evet, kesinlikle. Ejder'e 2 dakika var. O sırada sanırım bir inhibitor daha açıp harita kontrolünü ellerine almak istiyorlar ki Ejder'de bir avantajları olsun. Çünkü sadece o mid inhibitor yeterince bir avantajı olmuyor. Çünkü genelde mid inhibitor'ı temizlemek çok kolay olabiliyor ama bir avantaj alamıyorlar şu anda. Üste dönmeyi tercih ettiler. Çok üste dönüş izledik. Aynı anda basılan base'ler. Şimdi şöyle bir şey var. Black çok güçlü ama daha çok güçlenmeyecek Black. Ya full eşya. Bayağı da full eşya Black. Belki botunu satıp ne alabilir? Lich puan alabilir. Güzel olabilir. Alternatif olarak
düşünelim. Yok bence en iyisi Lichuan burada. Evet, hayaleti de varken belki ayakkabıdan o hızı kapatabilir senin de söylediğin gibi. Bu arada aynen, inanılmaz vuruyor. Yani tek birini yakalamasın. Ya evet gerçekten. O bu arada içeri girdi. Çok riskli. Senin de söylediğin gibi ceza kesilebilirdi bu pozisyonda ama tek başına rakibine yaptığına bakar mısın? Ya evet, şu anda dediğim gibi Black toplum belası. Menace to Society. Onun ben güzel bir Türkçe çevirisini bulacağım ya. Hadi dün Engin'leydik. Ben dedim bu Fiora tam bir toplum belası dedim. Topluma bela dedim. İngilizce'de bir tabir var. Menace to Society diye. İşte çok böyle baş belası gibi bir şey aslında. Baş belası güzelmiş. Karşı takıma tam bir baş belası ya bu Kaysa. İnanılmaz yani. Senin de söylediğin gibi her yetenekte %35 vuran ve bu yeteneği 3 saniyede bir atan bir şampiyon için de gerçekten güzel bir tabir. Evet, tutturduğu sürece inanılmaz güçlü gerçekten. Ejderhaya 30 saniye tüm kontrol Always Returner'da. Eğer Chasing Ace'in buraya girmek istediği gibi bir isteği varsa risk almak zorundalar. Bir yerlere... Knock'un bir flank açısına ihtiyaçları var sanırım. Şu anda Kadir 7. ejderha oynuyoruz. 7. ejderha. Evet, bu ejderha kesinlikle bir takım adına ruh anlamına gelecektir ama. Evet, artık kesinlikle. Ve alev ruhu olan Kaysa'yı izlemek çok korktu beni. Kings'in içeri girdi ama doğru hedef Doğan'a değilmiş gibi geliyor bana. Yok yok, çok tank. Tabii hazır askerleriyle birlikte alanın kontrolünü almak isteyecek ama Kings'in canı bir anda bitti. Kings'in canı bu kadar azalmışken bu ejderha karşılık vermeleri çok zor. Break burada İçlik topuyla birlikte devam etmek istedi ama Warner'dan gelen bir ejder gördük. Bir de ışından üstteki minyonları temizlemek adına. Aynen, orada oyunu kaybetme riskine hiç girmek istemiyorlar. 4 alev ejderhalı, alev ruhlu Kaysa. Ya şu ayakkabı Lichbion yapsak mı acaba ya? Ya ayakkabı artık şu anda gölge alev veya ufuk getiren bile olabilir. Ben onu sana söyleyeyim. Çünkü şu anda 4 alev ejderi demek... Aldığın her bir yetenek gücü eşyası çok daha fazla yetenek gücü veriyor sana demek. Ama hayır, direkt koridordan, direkt üstten çıkıyor. Cebinde şu anda 4000 altından fazla altın var bence. Yok 1300 yok, o kadar yokmuş. Olsa yok, sanırım ama... alırdı bence. Yok, şu an ayakkabısını satsa eşya alamıyor. Ha çünkü statik satıp koruyucu melek aldı bir ara. Bundan bahsedecektim. Ha evet, bunu kaçırmışız. Statiği vardı. Statiğini satıp koruyucu melek aldı. Full eşya falan değiştirmişken, bir de durmadan eliksir alıyorken aslında altın olmaması çok normal. Rabadon'un hala bitiremeyen bir azir var. Onu da görebilsek aslında reji, hemen çok hızlı derken. O bu arada var, çok fazla 2260, 100 altını var, Gromp alıyor. Rabadon'u bitti. Görmesi lazım, onu bekleyecekler muhtemelen Baron savaşı için ama Baron vadiye indi. Evet, şu anda Rabadon'u bitecek ve kronometresi var. Ya azirden gelen bir halay inanılmaz yüksek hasar vurabilir, onu söyleyeyim, inanılmaz. O bu arada hemen burada Banshees'ini almayı başardı rakibinin de. Kingston'dan bir deneme var. Burada rakibini attı. Bu takım savaşını istiyorlar gibi ama Warner'dan inanılmaz hasar. Hemen bitirdi rakibini. Kingston buradan kaçabilecek bir pozisyon arıyor. Black'ten harika bir hasar var. Devam etmek istiyorlar rakiplerin üzerine ama bu pozisyonda devam edebilecekleri bir açı yok. Çünkü Luana bu pozisyonun çok dışında kaldı. Baron için çok büyük bir avantaja sahipler. Şimdi Baron sahibinin içerisindeler. Ya Black, meyvelerin niye hepsini alıyorsun? Stomp'un canı yok ya. Ya işte nişancı olduğunda da çok fazla şey istiyorsunuz. Ya manasının azaldığı için burada almak istedi. Ve Baron gelecek Always Returner takımına. Ve artık kapatmak adına da elinde her şeye sahip şu an Always Returner. Evet yani 3.5 dakika kadimi beklemek istemiyorsak artık oyunu bitirme vakti geldi diyebilirim ben. Orada Kingston çok güzel bir şekilde Luana'yı ultiyle göndermeyi başardı. Aslında Luana'sız bir savaş yaptı orada Always Returner. Ama Shaviq Atemi biraz önde yakalandı ve çok hızlı düştü. Ve Shaviq Atemi'nin eşya sayısına baksana, 14 seviye ve 2. eşyayı daha bitirmemiş. 44. dakikaya geleceğiz neredeyse. Karşısında bütün takım 18 seviye, Braum hariç hepsi full eşya neredeyse. Ki Braum bile baktığın zaman anetaması var. Destek eşyası geliştirilmiş bir durumda. Üzerine diğer eşyaya gittiği için çok daha tank. Üstüne bir de Braum bir karakter olarak Natlus'tan daha tank. Burada Warner'ın karşısına gitti. Ayrı kitlemede bir tehdit olmak istiyor çünkü bir cevap vermeleri lazım. Üstü saldırarak savunmak durumunda kalmış gibi görünüyor Naknako. Ya evet, burada bunu yapmak zorunda çünkü 5v5'leri kazanmaları çok zormuş gibi gözüküyor. O yüzden Naknako'nun burada bir şekilde Warner'ı zorlaması lazım kesinlikle. Yani ne yapacak bilmiyorum ama.
Bu arada üzerine atlayan bir Warner var rakibinin ama burada kitle kontrol gelecek diye bakıyorum. Black hemen yetişti imdadına Warner'ın. Koruyucu meleğe giren bir Naknako var, buradan çıkışı olmayacak. Bin altında Black'in üzerine gidecek. Altına ihtiyacı yoktu ama burada savunmayı başardı. Aslında biraz yavaşlatmayı başardı Naknako ama oyunun bitmesi için engel değil. Ben Black'in üste döndüğünü görmemiştim. Always Bitter çok garantici oynadı burayı. Hiç riske atmadı. Dediler ki biz Naknako'yu önce düşürelim. Kaybetme şansımız %0'a düşsün. Hiç olmazsa backdoor'dan kaybetmeyelim. Şimdi Naknako en güçlü üyeleri 34 saniye yok. Işınlığını var ama ışınlığını atacağı bir yer yok oyunu bitirmek için. Always Bitter şu anda büyük ihtimalle kule altı bile deneyebilir. Meşe'nin canı %50 canını direkt aldı burada. Kulelere vurmaya başladı. Artık oyunu kapatmaya doğru gidiyor burada. Always Bitter tarafı çok fazla hasar var. Kulelerin hepsi düştü. İçeride düşen bir oyuncu var. Burada Meşe'yi taramaya çalışıyor. Rakiplerin üzerine gidiyor ama oyun bitecek. Oyunu kapatmayı başarıyor. 44 dakika sonunda güzel bir oyunla Always Bitter. Günün son maçında güzel bir maç. GGVP.